Açıkçası çoğumuzun haberi yoktu bu Discord denilen şeyden. Sosyal medya platformu biliyorsunuz. Sur katliamından sonra iki kız çocuğunun öldürülmesinden sonra gündeme daha çok geldi ve hepimiz de öğrendik ne olduğunu. Discord'da çocuklara yönelik şiddet ve taciz iddiaları gerekçesiyle erişim yasağı getirildi. Yayınlar yapan yayın yapan kişilere yönelik yürütülen bu soruşturmada iki kişi daha da tutuklandı. Şu ana kadar epey tutuklu var ve böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı yükseldi. Çok güzel, tabii ki destekliyoruz ama çözüm maalesef bu siteleri kapatmaktan geçmiyor. Bu toplumun safraları, kötü niyetli insanları bu zihniyeti taşıdığı sürece gidip bambaşka bir yer bulacak ve oradan yayın yapacak. Bir şey değişmeyecek. Bir ülke esas çocuğunu, gencini nasıl koruyamıyor onu anlamak mümkün değil. 12 yaşında bir kız çocuğu gördüm dün sosyal medyada. Bakmamaya çalışıyorum ama mesleğimiz icabı da bakmak zorunda kalıyoruz. İnternette şantajlar sonucu maalesef feci bir duruma gelmiş. Psikolojisi, vücudu zayıflaması, içler acısı, korkuyor. Bir daha insanlara nasıl güvenecek, nasıl hayata katılacak, nasıl var olacak bilmiyorum. Bir başka baba çıkıyor, 4 çocuğunu, karısını katlediyor, sonra canına kıyıyor. Bugün yaşandı. Bir başka ruh hastası yine bugün polisi boğazından bıçaklıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz değil mi konuyu, köfteyle alakalı beyanat veriyor. İzleyelim. Popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformu Discord soruşturması genişliyor. Discord üzerinden kız çocuklarına yönelik müstehcen paylaşımlar yapan iki şüpheli daha tutuklandı. Son tutuklamalarla beraber Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e yükseldi. İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik'i öven ve kız çocuklarını tehdit eden yayınlar yapan Discord gruplarının açığa çıkmasıyla platforma erişim engeli getirilmişti. Kız çocuklarına yönelik müstehcen paylaşımlar yapan Discord grup üye ve yöneticileri gözaltına alınmıştı. Discord soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Adana'ya gidelim. Oradan da bir örnek var. Bir kundakçılık vakası. Bir kişi abisini terk ettiği gerekçesiyle yengesini darp etti. Ardından da kaldığı yere molotofla saldırı düzenledi. Tutuklanan saldırganın kendisini savunmak için polis merkezindeki ifadesi pes dedirtti. Ben kimseye vurmadım, elim değmiştir dedi. Önce ağabeyini terk eden yengesini darp etti. Ardından yengesinin babasının evine molotoflu saldırı düzenledi. O saldırgan tutuklandı. Polis merkezinde kendisini savunmak için verdiği ifade pes dedirtti. Kadına şiddet ve ev kundaklama vakası yaşanmamışçasına kimseye vurmadım, elim değmiş olabilir dedi. Olay 9 Ekim saat 22 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Anadolu mahallesinde meydana geldi. Eşi Eren Öztürk'ten bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden Fadime Öztürk babasının evine sığındı. Eren Öztürk yaşadıklarını 21 yaşındaki kardeşi Mert Yiğit Öztürk'e anlatması üzerine kardeşi bir arkadaşını da yanına aldı ve yengesinin babasının evine gitti. Mert Yiğit Öztürk tartıştığı yengesi Fadime Öztürk'ü önce darp etti. Ardından eve molotof kokteyli attı. Alevler büyümeden söndürüldü. Fadime Öztürk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonrası taburcu edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakalanan Mert Yiğit Öztürk ise tutuklandı. Bunlar bu ülkenin gerçekleri. Evet, izlemesi, bilmesi kötü ama bilmek de zorundayız. Çünkü içinde yaşadığımız coğrafya böyle bir şeye dönüştü. Az önce söyledim ya size, Antep'te bir olay yaşandı diye. Bir baba, Gaziantep'te bir baba 4 tane evladını ve eşini öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Şimdi bir de böyle bir moda var. Önce aileyi katlediyorlar, daha sonra kendi canlarına kıyıyorlar. İzleyelim. Anne, 3 kızı ve 1 oğlu. Erkek şiddetinin adresi bu kez Gaziantep oldu. Feryatlar bu kez Şahinbey ilçesinden yükseldi. Gaziantep'te bir erkek evli olduğu kadını ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Ama kimse bu çığlıkları, bu sesleri duymuyor. Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi mahallesinde bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine, Eda Nur, Azra ve Yusuf Demir'i ateşli silahla katletti.
Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde detaylı inceleme yaparak olayın tüm boyutlarını araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç katliamın yaşandığı olay yerinde incelemelerde bulundu. İktidar eliyle yaratılan şiddet sarmalına dikkat çekti. 22 yıldır yönetilen AKP hükümeti tarafından bugün itibariyle batmış durumda. Herkese merkez, işçisinden esnafına, esnafından memuruna ve sanayicisine kadar. Gaziantep biliyorsunuz sanayi şehri. Meriç bir an önce önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm AKP yetkililerinin bir an önce bir ortak masa mı kurarlar, ortak akılla mı sorunların ne olduğunu beraber çözelim diye kendilerine sizin aracınızla tekrar bir seslenmek istiyorum. Bu ülke bizim. Lütfen bu ülkeyi kaybetmeyelim. Tekirdağ'a gideceğiz. Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir jip istinat duvarına çarptı. Kazada maalesef iki doktor yaşamını yitirdi. İki doktor da yaralandı. Kaza gece saatlerinde Tekirdağ Malkara ilçesi kavşağında meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nilda Turgut'un da aralarında bulunduğu 4 doktor akşam saatlerinde bir kongreye katıldı. Kongrenin ardından 4 doktor araçla evlerine gitmek üzere yola çıktı. Sürücü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstinaf duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda Profesör Doktor Nida Turgut ile uzman doktor Emel Ersöz yaşamını yitirdi. Yaralanan iki doktor ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununun premierini izledi. Bu davetiyeyi görünce mutlaka burada olmak istedim. Normalde bu saatte yetişmek mümkün değil. Hatta bir helikoptere bindik. Buraya yetiştik. Evden Didem'i aldım, buraya geldik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyununun premierine katıldı. Oyun öncesi açıklamalarda bulunan Özel, ortaya konulan eserin yerel seçimlerde Manisa'nın CHP yönetimine geçtiğini hissettirdiğini söyledi. Öp beni bu hain duvarın çatlağından! Aman gelin! Manisa'da böyle bir eserin ortaya konuyor olması aslında Manisa'yı Cumhuriyet Halk Partisi'ne aldığını hissettiren bir şey. Çok mutluyum o yüzden. Özel, Manisa'da sanata yönelik yatırımların artacağı mesajını verdi. Sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Manisa'da göreceksiniz, çok uzun olmayan bir vadede hepimizin gurur duyacağı bir konser ve opera salonu olacak. Dünyaca ünlü sanatçıların gelip konser verdiği, gençlerle buluştuğu etkinlikler olacak. Yani belediyeciliğin sadece rant olmadığı, esas belediyeciliğin gerçek rantının şehrin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı olduğunu gösterecek arkadaşlarımız. CHP lideriyle eşi Didem Özel daha sonra salona girerek Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunu izledi. Özel 1 saat 30 dakika süren oyunun ardından sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Ünvanların, makamların önemi yok, emeğin önemi var hocam. Kesinlikle. Kraldan çok daha sonra en sonda oyundaki kıdeme göre en gerideki çıkıyorsa ama en çok teri akan çıkıyorsa işte tiyatro bizim özlediğimiz hayat demektir.